Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Comtesse de Ségur'un yazmış olduğu Sophie'nin Başına Gelenler isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap bir çocuk kitabı ve artık klasikler arasında sayılan kitaplardan birisi. Ben daha önce yazardan Bir Eşeğin Anıları isimli kitabını okumuştum yıllar önce. Ve okuduğum dönemde kitabı oldukça beğendiğimi anımsıyorum. Fakat öyküsünü çok fazla hatırlayamıyorum maalesef. Sophie'nin Başına Gelenler kitabına dönecek olursak, kitapta 4 yaşındaki Sophie'nin yapmış olduğu yaramazlıklar ve bu yaramazlıklar sonucunda da karşılaşmış olduğu talihsiz durumları okuyoruz. Aslında gayet eğlenceli bir anlatım var kitabın. Son derece basit ve anlaşılır, yalın bir dille yazılmış. Bu nedenle bu da okumayı kolaylaştıran etkenlerden birisi. Fakat maalesef ben kitabın bir çocuk kitabı olarak görülmesi konusunda birazcık kararsız kaldım. Çünkü içerisinde verilen bazı şeylerin ne amaçla verildiğini tam olarak çözemedim. Günümüzde zararlı olarak görebileceğimiz bazı konuların kitabın yazılmış olduğu dönemde o kadar da sorun oluşturmamış olduğunu görüyoruz kitabı okurken. Bu beni oldukça rahatsız etti. Elbette ki kitabın baş karakteri Sophie'nin 4 yaşında olduğunu unutmadan söylüyorum. Çünkü o yaştaki bir çocuğun bazı ahlaki ve etik değerleri tam olarak sorgulayamayacağını da göz önünde bulundurmam gerekiyordu. Fakat bunların çocuklara yönelik bir kitapta yazılmış olması beni bayağı düşündürdü diyebilirim. Çünkü ana karakterimizin diğer canlıları cani bir şekilde öldürdüğünü biz okuyoruz kitapta. Elbette bu yaptıklarının farkında değil, belki de bilincinde değil. Kitapta zaten bu yaptığının yanlış olduğu ve sürekli cezalandırıldığını görüyoruz bunun için. Bu konu da beni açıkçası biraz düşündürdü. Çünkü canlılara gerçekten zarar veren bir çocuk var. Fakat yaptığı her şeyin sonunda ailesinden ceza alan bir çocuk görüyoruz. Ve bunların çocukları yetiştirirken, yönlendirirken ne derece doğru olduğunu kendi içimde sorguladım diyebilirim. Bu nedenle eğer ki kitabı çocuklarınıza almayı düşünüyorsanız bence öncesinde kendiniz bir okuyun ve ona göre bir karar verin. Yanlış yönlendirmek istemem kimseyi. Çünkü benim kafama takılan birkaç nokta oldu bahsettiğim şekilde. Az önce de söylediğim gibi yazarın Bir Eşeğin Anıları isimli kitabını okumuştum daha önce. Bu kitabı okumamın üzerinden biraz zaman geçtiği için olayları çok net hatırlayamıyorum. Fakat Sophie'nin Başına Gelenler kitabındaki kadar sıkıntılı durumlar yoktu diye anımsıyorum. Yine de dediğim gibi eğer ki çocuğunuzu okutmak istiyorsanız lütfen öncesinde kendiniz okuyun. Zaten bölümler çok uzun değil ve kitap da çok kalın değil. 132 sayfadan oluşuyor. Çocuk edebiyatı alanında yazılmış kitapları okumayı seviyorsanız, klasiklerden bir şeyler okumak istiyorsanız sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.